Bu suali sormayacak mısınız neslinize? Bu suali sormayacak mısınız çocuklarınıza? Ve her sabah güneş doğmadan, sabah namazına kalkarken, yataklarınızdan Allah'ın huzuruna hicret ederken sormayacak mısınız? Benim çocuklarım niçin okuyor? Bugünkü eğitim sistemi içinde okuyan çocuklarınız ne olacak? Sormayacak mısınız çocuklarınıza? Okuyan çocuklarınız ne olacak sizin? Bugünkü anarşizmin, bugünkü korkunç buhranın, bunalımın, bugünkü felaketin içinde okuyan çocuklarınız %99'u Allah'ı inkar edecek. Bu sistem gülmez. Senin ve benim çocuklarım okulda okuyor, en sonunda Muhammed inkar ediyorlar. Bu korkunç bir şey. Bunu nefsine sor ve bunun tedbirini anlayacaksın. Hicret işte bu demek. Hicret Allah'ın hükmünün bekası demek. Hicret İslam'a dönüş demek. İslam inkılabına dönüş demek. Bütün küfürden, şirkten, dalaletten ayrılıp Allah'a koşmak, Allah'a hicret etmek demektir. Hicret bu manaya geliyor. Ya bu anlaşılacak ya alem İslam mahvolacak. Evet. Sabah namazına güneş doğmadan önce seni huzuruna davet ediyor Allah-u Azimüşşan. Niçin? Daha güneş doğmadan evvela sabah ezanıyla seni niçin namaza kaldırıyor Hazreti Allah Celle Celaluhu? Ey Müslüman! İnsanların içinde benim hükmümü, benim nizamımı, benim Kur'an'ımı sana havale ettim. Yeryüzüne sen hakim olacaksın. Güneşten evvel sen kalkacak, sen Allahu Ekber diyeceksin diyor Rabbül Alemin. Güneşten evvel sen kalkacaksın Müslüman. Ama sen horul horul uyuyorsun. Neden Müslüman senin? Sıcak yatağından ayrılmak istemiyorsun. Sıcak yorganından ayrılmak istemiyorsun sen. Kızından, karından, parandan, pulundan, şehvetli, servetli yolundan ayrılmak istemiyorsun sen. Neden Müslüman senin? Hangi Allah'ın iradesinden bahsediyorsunuz? Sabah ezanını işitir işitmez kalkacaksın. Kalkacaksın. Sadece sen mi kalkacaksın? Evinde namaz kılmakla mükellef olan herkesi kaldıracaksın. İslam alimlerimiz aynen şöyle söylüyor, sık sık tekrar ediyorum ehemmiyetine binaen. Yaşlı hacı efendi sabah ezanını işitir işitmez yatağından kalkar da taharetini yapar, abdestini alır, elbisesini giyer, hiç kimseye dokunmadan sessizce, hırsız bir kedi gibi yavaşça kapısının kolunu kaldırır, sessizce evinden çıkıp giderse, camiye gidiyor tabii. Ama ne yaptı? Kalktı, taharetini, abdestini, elbisesini aldı, kimseye bir şey söylemeden. O esnada namaz kılmakla mükellef olan öz hanımını ve nikahlısını sabah namazına kaldırmadı, yatağından kaldırmadı. 15 yaşına girmiş bulunan çocuklarını, kızını ve oğlunu sabah namazına kaldırmadı. Sessizce onları yatakta bıraktı, uykuda bıraktı. Sadece kendisi evden çıktı, camiye gidiyor. Bu durumda hüküm nedir? Kendisi kalkıp abdestini aldıktan, elbisesini giydikten sonra öz hanımını sabah namazına kaldırmadan, namaz kılmakla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırmadan, onları uykuda bırakarak kapısını açar da camiye yollanırsa, bu adam dört mesele göre cehenneme gitmiş, cehenneme olur olmuştur. Allah'ın hükmünü tatbik etmedi hiç. Ne diyor Allah'ın hükmü? وَاَمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِيرْ عَلَيْهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَاَمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ Ehline, yani hanımına, 15 yaşına girmiş bulunan kız ve oğluna namaz kılmakla emret. Onları da sabah namazına kaldır. Onları da namaza hazırlamadan, onları namaza kaldırmadan benim huzuruma gelme diyor Allah-u Teala. Nerede Müslüman'ın idraki? Nerede Müslüman'ın zürriyeti? Nerede Müslüman'ın şuuru? Sen çocuklarına hakim olmazsan komünizm hakim olur işte böyle. Sen yavrularının ne olacağını düşünmezsen
İşte bugünkü kanlı facialar meydana gelir.